Venkos olarak çalışırken şubeyle çok ilgili alakalıydım. Beni şube müdürüm genel müdürlüğe yönlendirdi. Dediler ki böyle böyle hani sizin potansiyelin var. Aynı zamanda üniversite okuyorsun. Güvenlik ölçüsü için sen çok fazlasın dediler. Dedim ya seviyorum ben mesleğimi. Git yine de görüş dediler. Gittim görüştüm. Bana banka genel müdürlükte dediler ki ya emin misin güvenlik ölçüsü olarak çalıştığına? Evet dedim. Ya nasıl olur falan. Bankacılık işlemleriyle ilgili bana soru sorduklarında hepsini cevap verebiliyordum. Ertesi gün hemen o günü kaçırmadılar. Ertesi gün beni normal kadroya aldılar. Güvenlik görevlisi olup da gişeye geçip, gişeden sonra da o büyük bir şubedeydi. 3 ay içinde ana kasa yetkilisi olabilecek terfi ilk ben geçmişim. Orada 2 yıl, 3 yıl önce için gişede çalışan arkadaşlar vardı. Ana kasa yetkilisi olamıyorlardı veya o işi yapamıyorlardı diyelim. Ben 3 ay sonra ana kasa yetkilisi olmuştum. Ben bankacılık hayatımda 2009 yılında ayrıldım. Bir güvenlik şirketinde genel müdür olarak çalışıyordum. Orada piyasada karşılaştığım bütün sorunları, olmaması gereken yöntemleri, ödeme şekillerini, nakit döngülerini gördüğüm zaman bir bankacı olarak da bankada edindiğim bilgileri de oraya entegre ederek bu şirketi aslında kendim böyle bir şirket kurarsam bu eksikleri yapmayacağım mantığıyla yola çıkıp Allianz grubu kurmak fikri huzurdan çıkmıştı. Örneğin bir site sadece güvenlik şirketi olarak değil de profesyonel yönetim hizmetlerini de vermemizi istiyorlardı. Bu bağlamda şirket olarak bu beklentilere cevap verebilecek konusunda değildik. Çünkü sadece güvenlik hizmetlerine konsantre olmuştuk. Ben de bu eksikleri gördüğüm zaman aslında bütün hizmetleri komplike verebileceğim bir şirket kurarsam bu piyasadaki bu boşluğu doldurabileceğimi düşünmüştüm. Allianz Group kendi içinde 6 ana unsurdan oluşuyor. Birinci unsur profesyonel bina ve tesis yönetimi. Onun yanında gözetim ve danışma hizmetleri veriyoruz. Temizlik hizmetleri en büyük unsur. Daha çok kendimizi en çok geliştirdiğimiz kollardan bir tanesi. Temizlik hizmetleri konusunda da çok başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Marka projelerde yer alıyoruz. Bunun haricinde bahçe peyzaj hizmetleri yapıyoruz. Teknik hizmetler yapıyoruz. Resmi güvenlik hizmetleri de yapıyoruz. Yani ITGS güvenlik hizmetleri kurmak zorundaydık. Çünkü güvenlik hizmetlerini yapan firmalar sadece güvenlik hizmetleri yapar. Kanunen de bu. 5188 sayılı kanun kapsamındaki bir firma sadece güvenlik hizmetleri yapabilir. Onun haricinde başka işler yapamayacağı gibi bir madde var. Ondan dolayı da otomatik olarak biz ITGS dedim ileri teknoloji güvenlik sistemleri adı altında bir güvenlik şirketi kurduk. Ondan da devam ediyoruz. Bir sene önceden veya 2 sene önceden dairesini inşaat halindeyken satmak isteyen veya almak isteyen bir satıcı gelip ben buradan bir daire almak istiyorum ama baya büyük bir site ve bunun aidatları ne kadar olacak dedikleri zaman eskiden hiç bunun cevabı verilmezdi. İşte bakacağız, önce göreceğiz ne kadar aidat çıkacağını göreceğiz gibi sorular vardı ama şimdi öyle bir şey değil. Öngörülerle ve yaptığımız planlarla bir sitede veya bir AVM'de metrekare cinsinden aidatların ne kadar olabileceği, eşit paylaşım şekilde aidatların ne kadar olduğunu hepsini önceden belirleyip bütçe planlamasını yapıp inşaat şirketlerine veya AVM yönetimlerine veya herhangi çalışmak istediğimiz herhangi bir yerde bütün bunları önceden verebiliyoruz. Allianz Grup'ta yaklaşık 300'ü üstünde bir kadromuz var, çalışan kadromuz. Tabii bunun içerisinde çeşitli dağılımlar var. Yani teknik personeller var, yöneticiler var, işte güvenlik personelleri var, temizlik personelleri var. Bunları operasyonel anlamda destekleyen operasyonel kadrolar var. Bir de merkez var. Merkezdeki ekipler var, yöneticiler var. Hepsiyle beraber ortalama 300'ün üzerinde bir ekiple yönetiyoruz. Siz personellerinizin şirkete bağlı aidiyet duygusunu yükseltirseniz, onları önemserseniz sizin işiniz her zaman daha çok sevilerek yapılır ve sevilerek yapılan bir işten de verim alırsınız. Sürekli onların yanına giderim. Onlarla beraber otururum, yemek yerim. Onların yediği tabldotlardan yemek yerim. Onlarla beraber sohbet ederim. Onların birebir sorunlarının olup olmadığını, neler yapmamız gerektiğini veya senin başka fikrin var mı burasıyla ilgili önemserim onları.
onları da bu durumlarla karşılaştığı zaman bizim onları çok önemsediğimizi düşündüklerinden bizim işlerimizi daha doğru yaptıklarını düşünüyorum. Bu da bizi başarıya götürüyor. Alyansın sayısını belki bugün 2000 kişiye çıkarabilirdim. Böyle bir potansiyelim de var. Bunu yapabilecek enerjim de var. Bunu yapabilecek altyapım da var. Bir iş görüşmesi yapmıştık. Çok böyle Türkiye'nin önde gelen markalarından bir tanesine iş teklifi gelmişti. Biz de hemen gelin başlayın demişlerdi. Ciddi bir kadroyla başlayacaktık orada. Yaklaşık 200 kişilik bir kadroyla. Düşündüm, taşındım. Fizibilitesini yaptım. Operasyonel alt kadrolara baktım. Ve o işi almadım. Yapamayacağımı söyledim. Çünkü o ara başka bir işi başlatmak zorundaydım. Aynı anda iki tane işi başlatamayacağımı düşünüp ve aynı anda başlatabilseydim eğer ikisine çok doğru zaman ayıramayacaktım. Bu da başarısız bir iş oluşacaktı. Ben bunu yapmadım. Eğer sırf proje almak amacım olsaydı şimdiye kadar o personel sayesinde 2000 kişiye çıkardım. Ben mevcut yaptığım işlerde kalitemi arttırmak istiyorum. Orada sorun olmadan hiçbir projem benim yaptığım işin eksikliğinden dolayı benimle sözleşme feshine gitsin istemedim. Bugüne kadar da öyle bir şey yaşamadım. Yaptığım işler doğru olsun, eksiklerimiz olsun ama eksiklerimizi tamamlayabileceğimiz bir sistem oluşturdum. Bankacılıkta şöyle bir şey vardır. Güvenlik şirketlerinin ömrü 3 yıldır derler. Biz bunu gördük çünkü. Ben 3 yıllık bir firma kurmadım. İleriye dönük sürekli üstüne bir koyarak büyüyebilecek bir şirket kurmak istedim. Bunu da başardığımı düşünüyorum. Çünkü finansal anlamda şirketin bugüne kadar maaş ödemesiyle ilgili hiç sıkıntı yaşamadı. Gününde hep maaşlarını ödedi. SSK'sını, vergisini zamanında ödedi. Bu çok önemli unsurlardı. Bu sizi ileri götürür. Eğer siz borçla bir şeyleri götürmeye çalışırsanız zaten bir yerde tıkanacaksınız. Biz onu yapmamaya çalıştık. Elimizden geldiğince evet paralar kazandık ama kazandığımız paraları hep yatırım yaptık. Yani paylaştık. Şimdi eskiden özel güvenlik yasası vardı. 2495 sayılı bir kanun kapsamında belirli sınırların çizildiği bir durum söz konusu. Daha sonra bunu 5188 sayılı kanunla değiştirdiler. Şu an yürürlükte olan kanun bu. Özel güvenlik hizmeti verebilmek için bir kere kurucusunun bütün adli sicil sorgulaması yapılır. Detaylı bir sorgulama yapılır. Aynı zamanda şirket yöneticisinde 4 yıllık üniversite mezunu artı özel güvenlik kimlik belgesine ihtiyacı olması gerekiyor. Bu şartları sağlarsa güvenlik şirketi kurabilir. Aynı zamanda emniyet müdürleri, birinci sınıf emniyet müdürlerinin böyle bir hakkı var. Üst düzey rütbeli askerlerin böyle bir şirket kurma hakları var ama bunu kurarken de şartları ne olursa olsun özel güvenlik kimlik belgesini yine de almaları gerekiyor. Tabii onlara özel güvenlik kimlik belgesi verirken biraz daha kolaylıklar sağlanıyor zaten. Askeri kökenli ve emniyet kökenli oldukları için. Bu şartları sağlarsanız güvenlik hizmeti verebilirsiniz. Güvenlik şirketi açarsanız sadece güvenlik hizmeti verirsiniz. Kanunen de başka hiçbir hizmet verme şansınız yok. Dolayısıyla bazen bizim gibi firmaların hem güvenlik şirketi var, aynı zamanda eğer temizlik hizmetleri veya yan hizmetler de veriyorsa ortama tekrardan başka firmalarda kurmak durumunda kalıyorlar. Sosyal tesis yönetimi adı altında veya proje yönetimi adı altında başka firmalarda kurmaları gerekiyor. Güvenlik şirketinin maliyeti minimum 100 bin liradır. Minimum 100 bin liraya eğer bütün sağlıklı bir şekilde bütün donelerini sağlarsanız işte siz bir katalog yapmanız gerekiyor, emniyette onaylatmanız gerekiyor. Katalog resimlerinizi, yazlık ve kışlık hangi elbiseleri yaptıracaksanız, hangi renkler olacak. Efendime söyleyeyim, bir İçişleri Bakanlığı'na yatırmış olduğumuz bir harç var. Bugün herhalde 35 bin lira seviyelerinde sadece o harç bedeli. Şirketin zaten şirket olarak açılış maliyetleri var. Ofis maliyetleri var. Minimum 100 bin liradan aşağı bir şirket kuruluşu olmaz. Ben işte ön planda olayım. Çok ciddi bir yatırım yapayım. Bir an önce projeler alıp hizmet vermek istiyorum derseniz eğer bir kere bu işi bilen operasyonel ekipler kuruyor olmanız lazım. Minimum 2-3 kişilik bir operasyonel ekip. Pazarlamacılarınızın olması lazım eğer bir an önce proje alacaksanız. Yöneticinizin olması lazım. Kanun kapsamındaki yönetici zaten işin başında oluyor olması lazım. Çünkü bu işin bir de emniyet ayağı var. Siz emniyet tarafından size verilen bir
şifre var. O şifreyle biz Emniyet Genel Müdürü sitesine, özel güvenlik sitesine giriyoruz. Bütün işte personelinizin işe alım süreçleri, mali mesuliyet sigortaları, proje başlangıçları, bütün hepsi o sistemlere dahil edilir, ondan sonra proje başlatırsınız. Dolayısıyla bunu takip edecek bu yetkinliğe sahip operasyoncularınızın da olması gerekiyor. Yani çok önemli bir durum olması halinde kanun vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde polise zaten yardımcı oluyorsunuz.